resmi ve bağımsız birçok kurumun yaptığı araştırmalarda Şanlıurfa'da yetim alanında birçok yönden ve neredeyse her aşamada engellerdi. TÜİK'in 2022'yi baz alarak derlediği verilere göre Şanlıurfa, Türkiye'de lise sonrası eğitim alanların en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti. Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde eğitim almış kişilerin il nüfusundaki payının araştırıldığı raporda, Ankara, İzmir ve Eskişehir'in en yüksek orana sahip olduğu görülürken, Ağrı, Muş ve Şanlıurfa en düşük orana sahip iller olarak listenin sonunda yer aldı. Farklı kaynaklara göre Şanlıurfa'da yetimde görülen bu vahim tablonun altında okul eksikliği, öğretmen açığı, yetersiz derslikler, mevsimlik tarım işçiliği gibi bir takım temel sorunlar yatıyor. Bilindiği gibi Urfa nüfus bakımından bölgenin en büyük ili konumunda. Tarihi ve coğrafi açıdan da özel bir konumda bulunan Urfa aynı zamanda ülkenin de en genç ve dinamik nüfusuna sahip. Yeni beklenti ve taleplerle karşı karşıya kalan kentin eğitimde hala çağ dışı sorunlarla gündeme gelmesi akıllara durgunluk veren bir durum olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Urfa'da çeşitli sendikalarında zaman zaman konuya ilişkin yaptıkları açıklamalara bakıldığında aynı sorunlara işaret ettikleri ancak bu yönde yaptıkları çağrıların dikkate alınmadığı kaydediliyor. Raporda dikkat çeken en çarpıcı detaysa Şanlıurfa'nın bölgenin diğer önemli merkezleri arasında sayılan Diyarbakır'ın ve Gaziantep'in gerisine düşmesi oldu. Lise sonrası eğitim alanların toplam nüfusa oranı Şanlıurfa'da %7 iken bu oran Diyarbakır ve Gaziantep'te %11. Benzer sosyoekonomik ve sosyokültürel bir yapıya sahip olduğu halde bu dramatik farkın neyden kaynaklandığı yanıt bekleyen sorular arasında. Bilindiği gibi son yıllarda Türkiye'de onlarca devlet ya da vakıf üniversitesi kuruldu. Ancak büyüyen nüfusuna ve gelişen sanayisine rağmen Şanlıurfa'da hala tek bir üniversite bulunuyor. Öte yandan bölgenin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Harran Üniversitesi'nde hukuk gibi önemli bir fakülte bulunmazken akademik olarak bir takım eksikliklerinde olduğu ileri sürülüyor. Şehrin gerek ticari gerekse kültürel açıdan bir cazibe merkezine dönüşmesi için mevcut üniversitenin akademik bakımdan güçlendirilmesi ya da mutlaka yeni bir üniversitenin kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Böylelikle Urfa'nın hak ettiği ilgiyi göreceği ve gerekli yatırımları alabileceği öngörülüyor. Çünkü günümüzde üniversiteler sadece bilgi üreten ve eğitim veren kurumlar olarak değil, özellikle bulundukları şehrin ekonomik ve kültürel gelişimine de önemli katkılar sağlayan merkezler olarak kritik bir rol oynuyor. Şehirler, üniversitenin sunduğu kaynaklara ve yarattığı olanaklara bağlı olarak sanayide ve ticarette gelişim kaydedebiliyor. Bu sayede yerel hizmet sektörleri de büyüyor. Ayrıca üniversiteler düzenledikleri konferanslar, sergiler, sanatsal etkinliklerle turizmi de harekete geçirerek şehirleri canlı ve renkli kılıyor. Bu açıdan bakıldığında yeni bir üniversitenin Şanlıurfa'yı için zaruri ve elzem olduğu vurgulanıyor.